Battal Gazi. Yıl 843. Bizans İmparatoriçesi Teodora yeni bir Alevi saldırısı başlatır. Bu durumda Bizans ordu komutanlarından Karbeas Bizans'a baş kaldırır. 5000 kişilik ordusuyla Arguvan'a gelir. Alevi toplumu bu olayı sevinçle karşılar. Karbeas'ın ordusuna akın akın katılırlar. Güçlü bir ordu meydana getirirler. Bizans ordularını her karşılaşmada mağlup ederler. Silahsız halkı tepelemeye alışkın olan Bizans şaşkına döner. Aleviler Sivas Divriği'ye muhkem bir kale inşa ederler. Divriği'yi devletlerinin baş şehri yaparlar. Divriği'den Adıyaman'a kadar hükmeder olurlar. Karbeas 863 yılında Ankara yakınlarında Hakk'a yürür. Onun naaşı Ankara yakınlarında bir tepeye gömülür. Mezarına bir de türbe yapılır. Bugün o tepenin adı Hüseyin Gazi Tepesi'dir. O türbenin adı da Hüseyin Gazi Türbesi'dir. Karbeas'tan sonra devletin başına Kırşehir geçer. Bizans kaynakları Alevilerin Kilikya'dan Ege'ye, Kadıköy, Çamlıca sırtlarına kadar hakimiyet kurduklarını yazar. İstanbul Çamlıca'daki Şah Kulu dergahının temeli o zaman da atılmıştır. Anadolu'da gücünü kaptıran Bizans, Sicilyalı Peter isimli elçisini Divriği'ye gönderir. Peter uzunca bir süre Divriği'de kalır. Anadolu'yu paylaşmak için Alevi erkanını iknaya çağırır. Ama başarılı olamaz. Ancak Pullades adında bir provokatör hazırlamayı başarır. Sicilyalı Peter bahar gelince İstanbul'a döner. Kendi raporunu ve Kırşehir'in mektubunu imparatora sunar. Kırşehir'in mektubu aynen şöyledir. İmparator barışı istiyorsa doğudan vazgeçip çekilsin ki batıyı yönetebilsin. Aksi takdirde şahın kulları onu tacından edecektir. Belli ki o dönemlerde Anadolu'nun en etkili gücü Alevilerdir. Burada bir anekdotumuz var. Sicilyalı Peter raporunda Anadolu Alevilerinin bir faaliyetlerinden de bahseder. Diyor ki, Divriği'den Balkanlara iyi eğitimli misyoner dervişler gönderilmekte. Peter bunu bile rapor etmiş. Hani 100 yıl önce Balkanlara sürgün edilen Aleviler vardı ya, misyoner dervişler onlar için gönderilirler. Onları unutmazlar. Dervişler sürgün edilenlere nefesleri, deyişleri götürürler. Yani kudret kitabının ruhunu götürmüş olurlar. Kırşehir 872 yılında Afyon Eskişehir arasında pusuya düşürülür. Hain Pullades tarafından sırtından hançerlenir. Orada Hakk'a yürür. O şimdi Eskişehir Seyit Gazi'de Türkmen Dağı eteğinde Battal Gazi Türbesi'nde yatmaktadır. Bir yıl sonra ise Divriği merkezli çok büyük bir deprem olur. O bölgede bir Bizans ordusu yıkıntılar altındaki yaralı halkın tepesine çullanır. Anadolu şah kulları katledilmeye başlanır. Katliam günlerce sürer. Divriği'nin altında akan Çaltı Çayı günlerce kanlı akar. Katliamdan kurtulabilen şah kulları Anadolu'nun yüksekliklerine çekilirler. Yakalananların bir kısmı birbirlerine bağlanarak İstanbul'a götürürler. Oradan da Balkanlara sürülürler. Balkanlarda çokça Balaban veya Balaban kök isimli yerleşim yerleri vardır. Öyle anlaşılıyor ki Balabanlardan çok fazla sayıda insan sürgün edilmiş.
İsimlerin değiştirilmesi. Az önce Hüseyin Gazi'nin aslında Karbiyas olduğunu, Battal Gazi'nin de Kırıkseyir olduğunu söylemiş oldum. Evet, doğrudur. Peki bu nasıl oluyor? Karbiyas ve Kırıkseyir'in yaşamları, Bizans'a karşı savaşları tek tek Bizans arşivlerinde mevcuttur. Zaman 770 ile 870 yılları arası. Yer Arguvan'dan Divriye'ye kadar Anadolu. Hasımlar Bizans ile Anadolu erenleri. Öte yandan Battalname'ye, yani Battal Gazi Destanı'na baktığımızda ise gerek tarih olarak, gerek coğrafik yerler olarak, gerek olaylar olarak, gerekse de hasımlar olarak Bizans belgeleriyle birebir örtüşmektedir. Sadece özneler, yani kahramanların isimleri değişmiştir. O tarihlerde Anadolu'da zaten Türk orduları olmadığına göre, öyleyse Battal Gazi ve Hüseyin Gazi aslında kimdiler? Battal Gazi ve Hüseyin Gazi şah kullarından başkası değillerdi. Değiştirilen sadece bu kahramanların isimleridir. Peki Battal Gazi Destanı'nı yaratanlar buna neden gerek duydular? Kahramanların isimlerini neden değiştirdiler? Bunu anlamak için 900'lü ve 1000'li yılların Anadolu'suna bir göz atalım. Anadolu, Bizans İmparatorluğu egemenliği altındadır. Bizans'ın asırlarca Alevilere yaptıklarının bir kısmını az önce andık. Gördük ki Alevilerin Hristiyan Bizans'la başı dertte. Güneyde Arap İslam İmparatorluğu ile de başı dertte. Onlardan da baskı görmektedirler. Ayrıca Arap İslam İmparatorluğu'nun kanlı cihat severlerini görmektedirler. Mısır'da Kıptilere, Suriye'de Hristiyan ve Alevilere, Kürtlere, Ermenilere, Acemlere, kuzeyde Türklere ne zulümler yaptıklarından haberdardırlar. Hallacı Mansur'un kol ve bacaklarını kesip köprü başında günlerce asılı tuttuklarından haberdarlar. Bu yüzden Arap İslam İmparatorluğundan da tedirginler. Hristiyan Bizans ile Müslüman Arap kıskacında sıkışıp kalmışlardır. Aynı 900'lü yıllarda bir başka olguyla karşılaşırlar. Göktürkler olgusuyla karşılaşırlar. 900'lü yıllarda Anadolu'ya peyderpey Göktürkler girmeye başlarlar. Kimlerdir bu Göktürkler? Bunlar Hazar Denizi'nin doğu ve güneydoğusu bozkırlarından kopup gelen Türklerdir. Arap İslam İmparatorluğu 300 yıl boyunca Türk yurtlarına sayısız cihat severleri düzenlediler. Akıl almaz katliamlar yaptılar. O dönemlerde Türkler parça parça boy boy yaşıyorlardı. Merkezi bir devletleri ve merkezi bir orduları yoktu. Neticede şehirlerin direnme güçleri kırıldı. Şehirli Türk egemenler birer birer İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Ancak kırsalda yaşayan Göktürkler İslamiyet'i kabul etmediler. Bu Göktürklerin bir kısmı parça parça Anadolu'ya akmaya başladılar. 1071 yılına kadar Anadolu'ya ciddi anlamda Göktürkler girerler. Bir anekdot. Göktürklere Araplar Türkmen adını taktılar. Selçuklular da zaten Arap hayranıdırlar. Böylece Göktürklerin adı Türkmen olarak kaldı. Madem öyle oldu, kargaşa yaşanmasın diye biz de Göktürklere Türkmenler diyelim. Türkmenlerin inancı da ışık merkezlidir. Enerjinin görünür hali olan ışık, Türkmen inancının özünü oluşturmaktadır. Güneş başta olmak üzere ışık saçan tüm gök cisimlerini kutsarlar. Yani Anadolu Alevilerinin inancından pek farklı değildir.
Aralarında yol farkı yoktur. Yalnızca sürek farkı vardır. Bu yüzden birbirlerinin haline kolayca girebildiler. Yani hemhal olurlar. Bu olay Horasan erenleri denen Türkmenler ile Anadolu veya Urum erenleri denen ışık insanlarının kucaklaşmaları olayıdır. Urum'un lügattaki anlamı kök veya alamet demektir. 900'lü ve 1000'li yıllar Anadolu'sunun panoraması böyleydi. 900'lü yılların sonlarında Anadolu'nun Türklerin hakimiyetine gireceği ufukta görünmeye başlar. Hristiyan ve İslam imparatorluklarının bağnazlıklarından bezmiş olan Anadolu erenleri kendi geleceklerini Türklerle bütünleşmekte görürler. Bu nedenle Türkçeyi esas dil olarak seçerler, destanlarını ve inanışlarının esaslarını Türkçeye aktarmaya başlarlar. Destan kahramanlarının da adlarını Türkçeleştirirler. Karbiyasa Hüseyin Gazi, Krisire'de Battal Gazi derler. Battal Gazi en büyük ve cesur savaş kahramanı demektir. Destanlarının adını da Battalname koyarlar. Yani Battal Gazi destanı koyarlar. Böylece geçmiş kavgalarının ve kahramanlarının unutulmasına mani olurlar.